Efendim selamlar, merhabalar. Bugün sizlere filli boyayla kum beyazının karanlık balkonları olan bir evde nasıl uygulandığını göstereceğiz. Yine bizim teknik ekibimizden, boya ekibimizden Özcan abi var. Özcan abi duvarda gördüğünüz şu andezit 20 rengini kum beyaza çevirecek. Bazı odalarda duvar kağıtları var, onlar sökülüyor. Bazı odaların renkleri koyu ve balkon pembe. Ne hale gelecek? Öncesini ve sonrasını birlikte göreceğiz. Size de göstermek istiyorum. Şimdi birlikte evi bir gezelim. Bu ilk hali, bir de sonrasında ne hale gelecek? Şöyle göstereyim. Bir de onlara bakalım. Tavanlar beyaz. Duvarlar andezit 20. Bir bakalım ne hale geliyor. Hadi gelin bakalım evin şimdiki halini bir görün. Bir de sonraki halini göreceğiz. Efendim şimdi evi şöyle size bir gösterelim. Girişi biraz karanlık ama odalar ferah. Gördüğünüz gibi gün ışını çok güzel oluyor. Şurada 3 boyutlu, biraz yaklaştırayım, duvar kağıtlarımız var. Bunların büyük bölümü yırtık olduğu için mal sahibimiz bunları kullanmak istemedi. Dolayısıyla onları değiştireceğiz. Şöyle evin diğer hatlarına da küçük küçük bakalım. Hem size küçük küçük notlar paylaşayım. Efendim bakınız, bu az önce videonun açılışında kullandığım oda. Duvarlar andezit 20, tavanlar beyaz. Tabii boya firmalarına göre renk kartela kodları değişebilir. Bakın burada bir balkon çıkması var. Şimdi bu yüzden şu an hava aydınlık ama karanlık havalarda bu ev kapkaranlık oluyor. Dolayısıyla karanlık bir ortamda da bu evde oturmak sıkıcı olur. O yüzden burayı açık renk kullanmışlar ama biz burayı biraz daha açık renk yapacağız. Mal sahibi bizim videoları izlemiş. Dolayısıyla açık renk yapalım dediler. Üzerine bakacağız. Efendim Özcan abi. Olur abi. Özcan abi de burada. Sizi Özcan abiyle tanıştırayım. Bizim teknik ekibin patronu. Kendisi boya alçı sıva işlerinden sorumlu. Şimdi bakalım burada bir yine balkona çıkan alanımız var. Mutfaktan ve salondan balkona çıkılıyor. Duvarı pembe yapmışlar. Önceki rengi de bakın sarı. Sarıymış, şimdi pembe olmuş. Şöyle göstereyim. Büyük bir balkon var. Şurası Şemikler İzvan. Şöyle döneceğim. Sokağın durumu bu. Buradan da şimdi İzvan geçiyor. Bunu ne için gösteriyorum size? Bakın burada bir balkon çıkması var. Şimdi tavanları biz beyaz yapacağız. Duvarlar da yine beyaza yakın bir renk olacak ki ferah görünsün. Aynı zamanda da binanın dış cephe bütünlüğünü bozmayalım. Salon gördüğünüz gibi her yeri duvar kağıdı ve 2 tonda duvar kağıdı kullanılmış. Ciddi sıkıntılar var. Buranın ilk rengi de bakın açık bir renk. Sarıyla beyaz arası kırık bir renk. Tavana da böyle bir bordür yapmışlar. Biz hepsini, tavanı komple beyaz yapacağız. Duvarları da kum beyazı yapacağız ki ev yağmurlu ya da karanlık havalarda daha ferah görünsün. Şimdi burada da bir odamız var. Limon renginin farklı bir tonunda burası. Ev yine çift cepheli olduğu için diğer cepheden de aydınlanıyor. Şöyle göstereyim. Bakınız duvarlara. Bu sarımtırak bir renk. Sarımtırak bir renk olduğu için de tabii bunun rengini değiştirmek için astar. Dönüşüm astarı kullanacak Özcan abi. Ondan sonra burada böyle koyu lacivertimsi bir renk var. Buraya bir ayna gibi vesaire bir şey kullanılmış. Duvarlarda etiketler var. Ondan sonra şimdi Özcan abiye soracağız birazdan. Burayı nasıl dönüştürecek? Burada yine bir balkonumuz var. Şöyle geleyim. İzban hattı, yine caddesine çıkan yol. Ve şöyle göstereyim. Evin içi koyu bir renk. Bunların hepsini dönüştürecek. Bakalım. Özcan abi. Bir bakar mısın? Abi şimdi böyle koyu tonlarda olan daireleri döndürmek için ne yapıyorsun? Bir anlat bakalım. Geri dönüşüm baktım. Dönüşüm aslanı söyledikten sonra iki kat boyla kapatıyorum. Kapatıyorum. Babam önemli gördüğü için. Aha.
Burası. Yani çevirebiliyorsun yani, sıkıntı olmuyor. Tamam, bir kat geri dönüşüm hastaları atacağız. Evet. İki kat da burası filli boyayla kum beyazına boyanacak. Evet, istediğin rengi çevirebiliyoruz yani, sıkıntı yok. Tavanları da beyaz yapıyoruz, tabii, değil mi? Tamam. Şurada önceki boyacı arkadaşın takım şeyler olmuş galiba, değil mi? İki kat mı olmuş orası? Boya oturmuş, tamam, kendileri kapatmaya tek çalışmış atmış, değil mi? Tek kat vurmuş, bir şeye benzememiş. Tek kat olmuş zaten buna rağmen. Tek kat olduğu için basmamış. Anladım. Peki salonda ne yapacağız abi? Salonu da bir anlat bakalım bize. Salonun da kombi kalkanını sıcak suyla yumuşatarak söveceğiz. Tamam. Temizliğini yapacağız, döveceğiz. Yapmayalımızı vuracağız, isterseniz onu çıkacak abi. Evet. Peki bu 3 boyutlu duvar kağıtlarını burada kullanmak mantıklı mı? Ya da son zamanlarda bu 3 boyutlu duvar kağıtlarını kullanıyorlar mı? Zaten ama kaliteli. Kaliteli kağıtmış değil mi? Kaliteli yaptığı için sökülmez, kolay. Evet. Artık çok tercih edilmiyor bildiğim kadarıyla. Yok, genelde boya değil mi? Hiçbir şekilde kullanılmıyor artık bunlar eski. Şu an yeni kağıtlar var. Çok nadir kullanılıyor. Nadir kullanılıyor. Anladım. Peki Manisa'dan İzmir'e bu sefer nasıl bir deneyim? Her zaman olduğu gibi. Yine İzmir'deyiz değil mi? Yine İzmir'deyiz. Sorma vallahi. Her zaman iki gelin. Eyvallah. Şimdi Özcan abi buranın işlerini halletmeye başladığında yine ben dönem dönem çekim yapacağım. Bugün birinci gün, ikinci gün Özcan abi burayı bize teslim edecek. Dolayısıyla bugün duvarlar temizleniyor, astlar atılacak, üstüne boya bir kat. Yarın da son rütüş boyalarını yapıp çıkacağız değil mi abi? Tabii. Alt işleriyle beraber. Tabii. Tamam. Hadi bakalım bir sonraki içerikte görüşürüz. Evin şimdi aydınlatma sürecini elektrikçi arkadaşla çözdük. Bu arada Özcan abiler duvar kağıtlarını indirdiler. Aydınlandı içerisi. Şöyle göstereyim. Özcan abi. Efendim? Anlat bakalım. Ne oldu salonda? Koridorda. Koridorda. Salonda duvar kağıdı. Savaş çıkmış değil mi? Savaş. Bütün boyalar da duvarlar asılayıp zarar vermiş. Değil mi? Kötü durumda. Yani çok kötü durumda. Bayağı kötü durumda. Ama şimdi ne yapacağız? Şu an altı tadilat yapılacak. Kamalarımızı yapacağız. Aha. Üstünde bir astar. İki kat boyamız. İşlem tamam. Başka da bir şey yok zaten. Bakalım salona bakalım. Salonu ne hale getiririz? Bir de onu görelim abi. Şimdi tadilata başladılar. Burada tadilat yapılıyor. Fazla abi de çekelim şöyle. Abi baya içerisi şey değişmiş değil mi? Peki ne yaptık şimdi burada? 3 boyutlu duvar kağıtlarını söktünüz. Temizlendi. Şimdi alçı tadilat yapılıyor. Alçı tadilatlarını yapacağız. Tamam. Temizin barbutu, boyamızı yapacağız. Ondan sonra işlem tamam. Evet, tamam. Eyvallah. Bugün şimdi 3 boyutlular söküldü. Tadilat yapılacak herhalde. Bir kat astar vurulur mu bugün? Yetişir mi? Onlar çalışacağız. Eyvallah. Tamam. Şimdi sabah Özcan abi söyledi. Fakat ben oraya atladım tabii. Özcan abi şimdi lisanslı filli boya profesyoneli. Yani filli boya belgesi var. Genelde ustalar fabrika çıkışı, mesai çıkışı, iş çıkışı gelip iş yapan arkadaşlar oluşuyor ama Özcan abi o ustalardan değil. Filli boyaya kayıtlı belgesini de İzmir'de aldı değil mi Özcan abi? Evet. Tamam. Lisans. Sınava girerek aldı. Evet. Özcan abi şimdi burayı adam edecek, son halinde birlikte göreceğiz. Ben montajlayacağım videoyu. En son tekrar bir bakacağız bakalım. Şöyle söyleyeyim, ev hakikaten kötü durumda. Yani temizlendikten sonra bir şey verecek. Bu arada şeyi çok sormuşsunuz. Ya işte duvara boya vurulurken nasıl olacak, bir işte yapsaydınız görseydik falan gibi. Bakın ben televizyon için konmuş olan aparatlar, hepsini temizleyeceğiz. Duvara boya vurulduktan sonra da göstereceğiz. Yani normalde gayrimenkul içeriği dışında içerik üretmeme konusunda ısrarlıydım. Fakat evet bu da bizimle alakalı bir durum. Bir bakalım. Yani boya badana işi bittikten sonra daire nasıl görünecek? Filli boyaya neden bu kadar güveniyorum? Onu da daha iyi anlayacaksınız evin son halini gördükten sonra. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın her yer kırık dökük. Burada tabii duvar kağıtları her ne kadar kuralına uygun çıkartılmış olsa da şöyle, yani kurtarabildiklerini kurtardılar ama kurtarılamayan yerlerde tabii böyle bir takım deformasyonlar oldu. Bakalım bundan sonraki süreci
Bir sonraki aşamada tekrar konuşacağız. 2 günde bitecek bir iş bu. 1 günde bitmiyor. Ev çok büyük bir ev değil, çok küçük de bir ev değil. Ama günün sonunda işin içine tadilat girdiği zaman ne yazık ki süreç biraz uzuyor. Filli boyaya şu yüzden güveniyorum, başım şu yüzden ağrımıyor. Boya kalitesi çok iyi. Vurduğunuz zaman uzun bir şekilde, uzun zaman daire üstünde kalıyor. Ve verdiğiniz paraya da kat be kat değiyor. Bunun için filli boyanın bize sponsorluk bedeli ödemesi lazım ama hala herhangi bir ödeme yapmış değiller. İşin esprisi bir tarafa. Çalıştığım bütün gayrimenkullerde günün sonunda filli boyayla hareket etmeyi seviyorum. Umarım sizler de kaliteyi gördükten sonra tekrar kendi içinizde değerlendirirsiniz. Hadi bakalım sonraki aşamada tekrar evin videolarını yine çekeceğim. Görüşürüz, bay bay. Efendim selamlar. Bugün 2. gün. Müşterimizin evinin boya işlemlerini tamamlıyoruz. Kiralama süreci tamamlandı. Kiralama süreci bitti. Şimdi evi şöyle göstereyim size. Duvarlar andezit 20-40 arası bir şeydi. Biraz koyu renkli. Şimdi aslar atıldı, bir kat boyaları atıldı, kestirmedi. Tavanlar tamamlandı. Her zamanki gibi filli boya kullanıyoruz. Başka bir boya kullanmıyoruz. Onun haricinde koridor, duvar kağıtları gitti. Bakın renk gayet güzel görünüyor. Şimdi buradaki, dün bu odayı göstermiştim. Şöyle yapayım. Işıklar içinde olduk. Ev ferahladı. Açık renk kullandık. Şöyle kum beyazı ve beyaz. Tabii astarın üzerinde şu an bir kat boya var. İkinci katları gelecek. Boyamız yetmeyebilir. Ev biraz büyük. Yenilememiz gerekebilir. Şu odaya astar atıldı, bir kat boyandı. Buraya ikinci bir, üçüncü bir kat gerekebileceğini söyledi Özcan abi. Şimdi Özcan abiyle de konuşacağız yine. Şöyle göstereyim bakın. Değişecek. Balkonların renklerini de yine binanın bütünlüğünü sağlamak için ne renk kullanılıysa aynısını yapacağız. Şöyle göstereyim. Burada parlıyor olabilir şöyle. Neyse, birazdan gösteririm. Çok daha tavanlarına da bir kat vurmuşlar. Orası da iyi görünüyor. Salona şimdi bakalım. Özcan abiyle de konuşturacağım sizi en son. Astlar atılmış. Tavanlar beyaz. Şuralar farklı renk. Görüyorsunuz onlar dönüyor. Oralar boyanmadığı için şu an farklı görünebilir. Ama şeyden sonra astlar atılmış. Kestirme işlemleri tamamlandıktan sonra çok daha net görünecek. Astarın üstüne bir kat atıldı. Özcan abi şu an kestirmelerini yapıyor. Diğer yerleri. Özcan abi burada. Onunla da şimdi röportaj yapacağız. Devamında balkon pembe. Burada küçük küçük onarım işleri yapıldı. Videonun başlangıç noktasına baktıysanız orada göreceksiniz. Delikleri kapandı. Klima delikleri. Bir de şuraya bakalım. Bakınız efendim. Tavan rengi beyaz, kestirmeleri bunlar. Birinci tur, ikinci turdan sonra biraz daha net olur. Şu pembe de binanın balkon renkleri, dış cephe renkleri neyse ona döndüreceğiz. Buradaki apartman ve site yönetim kurallarına uymaya gayret ediyoruz. Siz de bunu yaparsanız gayet verimli olur. Şimdi kamerayı diğer tarafa çevireyim de Özcan abiyle görüşelim. Bakalım o ne diyecek. Özcan abi kolay gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. İzmir'de 2. gün. Karşıyaka'da. Evet abi. Abi ne yaptık dün? Önce onu özetleyelim, sonra şimdi bugün ne yapıyoruz? Bir de onu konuşalım. Bugün ilk kat boyamada dizelim listeleyiz. Tamam. Bekleme sürecinde bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. İkinci katımızı vuracağız. Müşterimizi yapacağız. Temizliğimizi yapıp müşterimize dairemizi teslim edeceğiz. Altta bayağı tadilat işi çıktı değil mi? Şeyi sökünce evet, kağıtları. Altlarını da götürdüm maalesef. Değil mi? Çok tadilat işi. Bayağı tadilat işi çıktı. Evet. Bayağı bir zarar vermiş kağıt. Değil mi? Doğru. Kağıdını sağlam. Sağlam olduğu için isterseniz zarar verip sağlam çıkarmayın. Özcan abi şunu diyebilir miyiz? Aslında çok zararlı olan yerleri gizlemek için de bu kağıdı kullanmış olabilirler mi? Olabilir. Olabilirler değil mi? Çünkü kağıtları sökünce bayağı kötüydü. Tabii zararlı çünkü zarar şu zararlı. Zarar vermiş. Anladım. Şimdi özet, dün duvar kağıtlarını söktük. Ondan sonra astar atıldı.
Birinci kat işte tavanlar boyandı. Sonra birinci kat boyalarına bu sabah başladınız. O bitecek. Ondan sonra ikinci kat boyaya gireceğiz. Evet. Doğru mu? Bir de balkonlar boyanacak en son. Evet, balkonlar boyanacak. Tertemiz olacak için. Tamam, teşekkür ederim. Bir şeyimiz yok. Tabii evet. Müşteri istemediği için kapıları panel kapı boyasıyla boyayamadık şimdilik. Evet. Ama boyansa güzel olurdu değil mi? Evet. Beyaz filli boyanın beyaz evet, panel olur. Kapı boyasıyla güzel olurdu. Filinin ana kapı boyasından kullandığımız zaman. Güzel olurdu değil mi? Neyse biz biz söyleyelim ama değil mi? Fillinin beyaz tabii, panel kapı boyasıyla bu tarz yerleri boyasınlar. Tabii. Eyvallah. Söyleyeceğim bir şey var mı? Sağ olun. Eyvallah. Yine görüşeceğiz. Sağ olun. Şimdi Özcan abi buradaki işleri bitiriyor. İçeride de Fazlı abi var. Fazlı abiyle beraber hareket ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bu da koridorların duvar kağıdı olmadan şimdiki hali. Yani duvar kağıt çıktıktan sonraki hali çok daha net ve temiz görünüyor. Şöyle bakın. Buradaki renk de dönmeye başladı. Son kattan sonra burası çiçek gibi olacak. Oldukça ferah olacak. Burada bakayım nerede? Ha, Fazlı abi buradaymış bak. Fazlı abi bir şey söylemek ister misin? Çay içiyor. Fazlı abi çok konuşmayı sevmiyor. Çay içiyor Fazlı abi. Özcan abinin abisi tadilat işlerine beraber gidiyorlar. Fazlı abi. Al. Eyvallah abi. Özcan abi benim tadilat ekibimin lokomotifi, alçı sıva boya işleri Özcan abi ve ekibine ait. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Var mı abi takipçilere söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. Ne diyebilirim artık? Eyvallah. Özcan abi filli boyanın lisanslı, belgeli ustalarından yani filli boya ustası. Her türlü boya işlerinizle Özcan abiden destek alabilirsiniz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Efendim videonun son halini şimdi sizlerle paylaşacağım. Burada artık rötuş işlemleri tamamlandı, duvarlar tamamlandı, ev boyandı. Eski haliyle şimdiki hali arasında ciddi bir fark var. Birazdan göreceksiniz. Şöyle önce göstereyim. Dışarısı aydınlık, çok karanlık değil. Tabii ışık oynamasından kaynaklı bir takım sıkıntılar da var. Şöyle göstereyim. Bu oda griydi. Şöyle yapacağım. Rengi daha belirgin görün diye. Kum beyazı ve şöyle kapatayım. Duvarlar kum beyazı, tavan beyaz. Şimdi dışarıdan ışık geliyor. Dışarıda güneş var. Fakat balkon korkulu olduğu için burası oldukça karanlık bir noktaya geçiyor. Burada duvar kağıtlarımız vardı hatırlarsanız. Artık yok. Bu mutfağın şöyle göstereyim size. Mutfağın son hali. Boya trendlerini takip ettiğinizde şu an andezit 20'nin popüler olduğunu görebilirsiniz. Ama belli bir alanı karanlık olan dairelerde açık konuşmam gerekirse biz halen hazırda balkon karanlıksa ya da ışık gelmiyorsa veya çok yağmur alan bir şehirdeyseniz hava sürekli karanlık ve kasvetli olacağı için açık renklerin tercih edilmesinden yanayız. Burada da mal sahiplerimiz açık bir renk tercih etti. Evde 4 renk vardı bize eve geldiğimizde. Bakın balkonunda yine yönetime sorarak, izin alarak yönetimin iç cephede kullandığı renkler neyse onları kullandık. Bir de salona bakalım. Salon ne durumda? Efendime söyleyeyim bakınız burası da evin salonu. Şöyle salonu da size göstereyim. Şuradan girelim. Bir de balkona bakalım. Balkon durumu da pembeydi hatırlarsanız. Geldiğimizde görebilirsiniz. Şöyle çevirin bakın. Duvarların rengi değişti. Burada da görebildiğiniz gibi duvarlar artık pembe değil. Evet.